Arkadaşlar hepinize merhaba. Herkeste her hafta 50 dolarlık çekiliş yapıyorum. Ayrıca Herkeste Vita kodunu kullanarak 70 cent artı %10 bonus elde edebilirsiniz. Hem kasalarda hem upgrade hem kontrat modunda güzel şanslarınız bulunuyor. Hepinize öneririm. Hepinize iyi seyirler. Görüşmek dileğiyle. Takım oyunu çok önemli. Çok teşekkür ederim. Ya takım uyumu biz açıkçası ya en azından ben takımda Polat abiyle ve Efe, Robin dur lan. Ahmet abi unuttum takımda. Ben sadece Banjo ile beraber oynamadım. Onun dışında diğer oyuncularla beraber oynadım ve hiçbirisiyle bir problemim yok. Matias yani Banjo ile de çok iyi anlaşıyoruz. O içeride şey yakaladık yani o güzel vibe'ı yakaladık. Bundan sonrası çalışma, beraber zaman geçirme, performansımızı arttıracak şeyler yapmamız lazım yani. Navi sıfırdan oluşturulan kadro ile 8 ayda. Ya şimdi şöyle. Ya bit dediğin adam çocuk o şey nasıl diyeyim? Şu anki seviyede mesela bitle ben yan yana gelemeyiz yani anladım. Adam iki tane major kazanmış. Benden daha iyi bir oyuncu. O yüzden oyunu benden daha iyi biliyor. Hani o kadroya ne bileyim bit yerine beni alsalardı şampiyon olamayacaklardı ama aldıkları oyuncuların hepsi kaliteli oyuncular. Hani ben burada şey demiyorum. Hani biz kalitesiz demiyorum ama onların hepsi aktif bir periyodun içerisindelerdi zaten. Beraber maç yapıyorlardı. Beraber maç yapmıyorlardı. İşte biri Apex'teydi, biri Gamer Legion'daydı, biri zaten Navi'deydi. Bunların hepsi aktif TR1 takımların arasındaydı. TR1 değildi gerçi. Apex'te şey TR2'lerdi de. Oyunu oynuyorlardı. Şimdi bizde öyle değil ya. Efe bir sene boyunca oynamadı. Robin de aynı şekilde. Ahmet abi de aynı şekilde. Hani bir tek ben biraz şeydim. İşte Divitious'ta oynadım. İşte Gucci Academy'de oynadım. Bir tek ben aktiftim biraz. Ya o yüzden biraz zaman alacak. Yani biz aktif değildik. O yüzden onlar öyle, o şekilde başarı yaptı. Banjo mu diyorsunuz? Matias diyoruz çoğunlukla. Değişiyor. Bazen Banjo diyorum. Bazen Matias diyorum. Mangal'dan ayrıldığına pişman mısın? Hayır pişman değilim. Mizan çok teşekkür ederim. Değerli yorumun için. Umarım herkes hep birlikte sizleri onurlandırırız ve mutlu ederiz. En büyük zaten umudumuz ve yapmak istediğimiz şeyler onlar. Dediğim gibi çok teşekkür ederim güzel yorumların için. Pazyen istedik ne zaman görürüz? Bu hafta içi açar arkadaşlar. %90. Yine ben yalan söylemiş gibi olmayayım da. Önümüzdeki ya göreceğiz ya. Hani şey yok. Ay aman koyayım. Belki düşündüğümüz gibi gitmeyecek ama gördüğümüz yer invite hani o süreçte 6 ay içerisinde ne kadar invite alacağız, ne kadar open qualifier olacak vesaire vesaire bunlar da çok önemli. Hani bizim 6 ay içerisinde görmek istediğimiz yere erişebilmemiz için yeteri kadar turnuva oynamamız lazım ve biliyorsunuz belki biliyorsunuzdur hani CS'nin turnuva sistemi falan da değişti. Davet sistemleri falan değişti. Çok fazla open qualifier yapmıyorlar artık eskisi kadar. Mesela CCT direkt kaldırdı Open Qualifier'ı. Onlara da bağlı yani. Bakalım. Ben de çok heyecanlıyım ya. Ben dediğim gibi bu projeyi launch edebilmemiz biraz uzun sürdü. Ama her zorlu yolunda bir şey vardır. Hani güzel yol zorlu yolun güzel sonları vardır. Umarım yaparız, başarırız. İnanıyoruz. Bakalım. Hayırlısıyla hep beraber göreceğiz. Üçündeki playoff kaç gün sürecek? Üçünde başlayıp 21'inde bitecek. Abi süreci biraz anlatayım. Biz çok uzun süredir bu proje hakkında konuşuyoruz. Fakat zaten bunu Polat abi açıkladı. Bunu Ecehan abinin
Geçmiş yayınlarından da bulabilirsiniz. Ben ama çok kısa keseyim burada. Yayını da kapatacağım birazdan. Biz istediğimiz gibi prak yapamadık çünkü Skrunk Heroic'te o zamanlar full time analiz yapıyordu. O yüzden biz başlayamadık. Onun sözleşmesinin bitmesini bekledik vesaire vesaire. Bu şekilde oldu. Dediğim gibi çok uzun bir süredir prak yapamıyoruz aslında.